Bu dersimizde combo silver komponenti ve switch koşul yapısını kullanarak okul öncesi için bir içerik geliştirmeye çalışacağız. İlk önce ekrana bir adet combo silver komponenti taşıyalım. Parametrelerini seçiniz, kare, üçgen ve daire olarak atayalım. Initial value değerini 0 yapalım. Kombonun yanına dinamik türde bir metin kutusu ekleyelim. Metin kutusuna isim verip target özelliğini açalım. Altına farklı renkte 3 adet şekil çizelim. Önce 1 adet kare çizelim. Kareye isim verip target özelliğini açalım. Otomatik şekillerden üçgen aracını alalım ve üçgen çizelim. İsim verip target özelliğini açalım. Son olarak daire çizelim ve isim verip target özelliklerini açalım. Sahne elemanlarımız hazır durumdadır. Amaç, kullanıcının kombodan bir şekil adını seçmesi, seçtiği şeklin adının yanındaki dinamik metin kutusuna İngilizcesini yazması ve altta ilgili şeklin görülmesidir. Script paneline geçelim. Önce şekilleri istediğimiz zaman gizleyebilmek için bir fonksiyon oluşturalım. İsmine gizle verelim. İçerisine şekillerin adı, nokta, visible değeri eşittir false yazalım. 3 şekli de bu fonksiyon içinde gizleyelim. Sahnenin onSelfEvent metodunu oluşturalım. İçine gizle fonksiyonunu çağıralım. Böylece animasyon ilk çalıştığında nesneler gizlenecektir. ComboSilver'ın Events fonksiyonu oluşturalım. Parametrelerini de ekleyelim. İçine switch koşulunu açalım. Switch parantezine Events ile alınan ikinci parametreyi verelim. Süslü parantezler içine girelim. Case ile kontrole başlayalım. Tırnak işaretleri içinde komboya girdiğimiz ilk değeri yazalım. Yanına 2 nokta üstte yazalım. Yani seçilen değer kare ise demiş olduk. Case altına inelim. Metin kutusuna karenin İngilizcesini atayalım. Altına önce gizle fonksiyonunu çağıralım ki ekranda herhangi bir şekil varsa gizlesin. Altına kare.visible eşittir true yazalım. Break ile koşulu bitirelim. Bu case bloğunu kopyalayıp diğer şekiller için işlemi tekrarlayalım. Son olarak default değerini ekleyelim. Default altında metin kutusunu boşaltalım ve gizle fonksiyonu tekrar çağıralım. Böylece kullanıcı seçiniz değerini seçerse işlemler başa dönecektir. Animasyonu çalıştırarak test edelim.